Ya Romanya'da savaşmak istemiyorum. Karpatlar kötü yani. Karpatlarda savaşmak. Dağda savaşmayı sevmiyorum pek. Ölü sayılarına bakabilir miyiz? Bizde komple 5,44 milyon. 1,86'sı bende şu an. 1 milyonunu da İngilizler yüzünden yaşamışız. Rusların 3,18, Elayların 8,35 milyon kaybı var. Gel bakalım, koca götlü burun var. Yo, yasayı değiştiririz ya, ben power için. Hala çarpışıyor kahramancı uçaklarım. 8000 fighter kaybettim. 4K fighter çaktım. 2300 kas çaktım. 183 bomber çaktım. Aslına baktığınızda kayıplar yani onların lehine tabii ki daha avantajlı ama pahalı uçakları da çakıyoruz. O da bana iyi geliyor şu an doğrusu. Belki uçakları bir dindirebilirim ya. Herkes bir dinlensin deyip. K kaybettik aynen. Çok kalabalıklar ya. Oy 4 ülkeye gelecek yenilikler hepsi açıklanınca mı gelecek yoksa belli bir tarihi var mı? Tarih daha verilmedi. 2021'den önce ama. Tarih bu yani şu an. 2021 öncesi olduğunu biliyoruz sadece. Şu nehri bir geçeyim istiyordum. Geçtik. Şuradan atalım pocket'ı. Yukarıya açmış olalım. Yukarısı ilerler biraz belki. Yukarısı çünkü şu anda boşlukta. Yaptım Almanya RP'si. Şey oldu. Çok fazla takıldı. O yüzden bıraktık. YouTube'a gelmeyecek o. İstiyorsanız aboneler izleyebiliyor zaten. Bakarsınız. Bulgar Focus 3'si evet açıklandı. Ben de yayında anlattım onu. Ne var ne yok diye. Süpür bakalım buradan. Şu mavinin alanı fazla büyümesini istiyorum. Hoş geldin Amit. Turuncunun cephesi olacak yukarısı. İlerleteceğiz onu oradan. Ya tanklarla bir yeri delmek istiyorsak deliyoruz şu an. Tanklar o açıdan iyi. Şuradan Siedice etrafından döneceğim ya da şu Radom'dan dönebilirdim ama nehir var ya şu nehri atlatmak istiyorum bir türlü. Nehrin olmadığı yerden bir basacağım, gireceğim. Şu Siedlice'ye o yüzden bir deneyeceğim bakalım. Anlattığınız YouTube gelir mi? Yarın gelecek YouTube'a. Yok yok entrench demedi zaten. Da kalabalıklaşıyor. Piyadeyle vurmanın bir anlamı yok oraya. Şöyle bir şey yapalım. Çok kalabalık giriyor. 40 bitim. Öleyim tankları bir. Bit'i arttırarak gireyim de. Gerçi 120'de bile şu an karşı
acayip savunuyor ya. Böyle böyle savunmuyor ya. 60 fit yapacağım en sonunda rahatlamak için. Milyon kırma bir tank yolu ben görüyorum. Ya cepheyi tutmakta sıkıntı yok bu sefer. Cepheyi tutuyoruz. Da pocket atacak alan arıyorum ya. Ki cephe bir çözülsün. Şuradan bir yerden bir nehri geçersem aşağıya doğru bir kıstırırım gibime geliyor. Istırırım. Ki burada saldırıyorlar, bir şey de yapamıyorlar yani. Ruslar delemeyecek bu cepheyi. Rus'u tuttuk, itiyoruz. İngiliz'i delemememiz çok kötü oldu çünkü fabrika bonuslarını alamıyorum. Manpower alamıyorum falan. Onlar can sıkıcı doğrusu. Bir de direniş mevzusu ciddi anlamda hem ekipman olarak hem asker olarak biraz canımı sıkıyor. Ve durduramıyorum da. Mecbur. Reich komiserat çakacağım yani. Bunlar ne boka yarıyor bilmiyorum bu sırada. Bakalım. Tank birliği geldi. SS tank birliği. Ne varmış içinde? Cacık. Tabi generallerin ayaklanması biraz sıkıntı olur. Evet, biraz fazla kızmış Wehrmacht. Sağ olsun. Hallederiz ya. Size de bir şeyler buluruz. Bunları değiştiremiyorum da. Heavy Mad mi? Heavy. Bilmiyorum, denemek isterim, denedim. Hah, yeni tanklarım da geldi. Çoğalıyoruz. Kurt Student. Oo, ne yok ki sende? Paul Hossier. Sana da verelim infantry'yi. Walter. Bizim asıl Rünştet'te bayağı bir bonusumuz vardı. Adaptable bile alabiliyor herif. Logistics'i ver. Bir de Adaptable alırsam çok tatlı olacak. Düzelteyim yavrum duruş. Ne soru sorduğuna bağlı. Zaten normalde de öyle. Wehrmacht darbe yapabiliyor diye biliyorum. Benim yani ciddi olamazsın ya. Güney Afrikalı ajan yakalamak nedir ya? Oğlum Güney Afrikalı'nın ne işi var benim ülkemde? Manyak mısın? Bırakçılık ne diyor peze? Batı Fransa çıkarma var. Her zaman şeye güvenebileceğimi biliyorum. İtalya'ya güvenebileceğimi biliyorum. Çünkü neden olmasın? Yeni DLC baklarına gelen DLC gibi küçük DLC mi olacak diye sormuştum. Oğlum yeni DLC zaten Balkanlara geliyor.
Açıklamıştım onu geçen seferki şeyde, videoda. Yeni DLC, ülke DLC'si olarak geliyor. Başka bir şey yok içinde. Ülkelere odak ağacı getirecek. Ve oynanış. Yalnız Rus askerlerinde bir malzeme tükenmesi görüyorum. Hoşuma gitmeye başladı. Ölüyorlar. İngilizleri yenememiştik, bari bunları yenelim. Konvoy da bu kadar yeter doğrusu. Deli gibi denizaltı üretsin. Denizaltıların geliştirmelerini yapıp aslında öyle üretsem daha da tatlı olacak. Fabrika olarak da o bitince 150 fabrika uçak yapılmasını istiyorum. Medium tank eksi 1K mı? Şuradan kaynaklanıyor. 1.2K, SPG var. 3.4 mekanize var. Mekanizeleri değiştirmem lazım. Motorizenin yerine mekanize koymak istiyorum yavaştan. 900. 1800. Kurtarıyor galiba ya. 2700. Tam kurtarmıyordur. Ucundan biraz kurtardı diyelim ona biz. Garnizonları da değiştirelim. Niye böyle tek tek yaptım? Zaten en baştakini değiştirsem hepsi değişiyor olması gerekiyor mantıken. Aferin Kaan, aferin yavrum. Güzel. Şöyle bir ufak değişiklik yapmış olduk. Buradaki pocket'ı da temizleyelim hemen. Rusya'nın biraz daha geç dalmasını sağlamam mantıklı olacak gibi. Şu durum bilen bir oyuncu tarafına evi üzerinde gibi geliyor. Ya düşün ki bana şu an rastgele denk geldi. Onu evet geciktirebilirsin biraz daha. Gerçi geciktirmek faydalı mı faydasız mı orası da tartışmaya açık. Mesela İngiltere'ye çıkmış birinin Amerika'ya çıkması çok zor değil. Eğer geciktirirsen Amerika'yı almaya başlar bu sefer. Amerika'yı aldıktan sonra girer herif Rusya'ya. O da bir başka problem. Bilmiyorum nasıl hani şey yaparsın. Balanslarsın onu. Güzel, burada 27 birlik, 28 birlik falan vardı. Geberdi hepsi. Rusların kaybı 5 milyona doğru gidiyor. Renkler daha toparlanmadı. Toparlansın. Şurada koca Karpatları paketlamamız yok mu ya? Paket. Vallahi canım öyle bir şeyler istiyor biliyor musun? İyi delinmiyoruz en azından. O güzel bir haber. Piyadeyle delemiyor beni şu an Ruslar. Sebebine dair pek fikrim yok. Ama delemiyor. Sorgulamaya da gerek yok. O zaman Rusya dalsa bile Barbarossa yolunu tetikletsem mi bilemedim demiş. Ya sen ne yap biliyor musun? Bizim çocuklarla seni muhabbete sokayım ben de. Ya oyunu ne kadar iyi biliyorsun bilmiyorum da. Bizim deli çocuklarla bir muhabbete sokayım. Belki onlar sana bir akıl verebilir. Çılgınları var bizde. Oyunun. Ata gibi, Ali gibi. Her türlü inceliğini, açığını bilirler. O yüzden belki yardımcı olabilir. Ruslar KV1 bastı. Ha KV1'e bakacaktık delebildim mi diye ya. Ona bakabileceğim bir yer var mı? Tank. Ta burada tank. Gözümle delebiliyor mu diye görmek istiyorum da tankları aşağıda hep. Bir tane yukarıda var ama. Şöyle bir şey yapalım. Bir taneyi şöyle bir saldırtacağım merak ettim. Aha geliyor. Geliyor. Dal buradan. Delemiyoruz. Heavy ya. Heavy bir de hangi modeli heavy'nin onu da bilmiyorum ama delemiyorum.
Gerçi daha panterler yeni yeni giriyor. Bu Panzer 4 gözüküyor bunlar. Bunlar panter gözüküyor. O yüzden onu ben de bilemiyorum hani. Belki şeyi tamamlayınca daha iyi görürüz. Aha de... Benimkiler tamam. Gaza geldim. Aa yo. O da deliniyor. Demek ki panterlerini delebiliyor artık. Tamam güzel haber. Enzik oynarız. Al sana Enzik. Daha ne istiyorsun? Demin herkes ölü toprağı atıyordu üzerime. Ne oldu? Öldük, bittik, bilmem ne. Rus geliyor şimdi falan. Rus geldi geleli safi pocket view. Nazik olmuş. Ver lan danziki bana. Amerika, Amerika'yı alamam artık. Ebe'nin öyle kes o kadar da değil. Ama Rusların ekipmanları bitmeye başladı. Piyadede bile çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Piyadede bile strength'leri çok düştü. Aşırı düştü. Bir şey diyeceğim. Turkuaz burayı tutuyor. Turuncu yukarıda. Pembe var arada. Bir yerde bir eksik var çünkü. Senin Hoi 4'te acı çekmenden zevk sabların var biliyorsun değil mi? Olmaz mı canım? Hep var. Ay. Maximilian mı? Ooo Rusya Çin'i almak üzere lan. Neler. Bu işin sonu ölümsüz bir Rusya olur. Sabaha kadar adam öldürürüz bitmez yani o Rusya. Del devam et yapalım her seferinde bari. Bunlardan biri de benim. İtiraf. İtiraf.com. Değil de piyade desteği çağıramıyorum. O da biraz can sıkmıyor değil. Neyim eksik? Medium tankimiz eksik. Medium tank üretimi sekteye uğradı Panther'e geçirince. Üretim yavaşladığı için. 8.8 flak. Flak var mı ki Antair? Antair da 1K falanmış o yüzden. Üretimini kısmayalım şimdi. Karşılıklı deliyoruz galiba o yüzden sıkıntı yok ya. Panther bildiğimiz Panther. Öyle böyle delmiyor bu sırada gördüğünüz üzere. Ali göreyimler. O değil de uçakları bayağıdır yatırıyorum. Yavaştan kaldırabilirim yine. Aka uçak eksiğim var. 685. Hava üstünlüğü kalmamış ki ortada. Heriflerin havacısı kalmamış. Bayağıdır havaalanı vuruyorum ben. Onun da etkisi olmuştur illaki. Stratlar havaalanı bombalıyordu. Hah gelmeye başladı. Beni bekliyormuş. Nazlı yarim. Şu an ne durum? 4500'e 4000. Ha, bence makul. Yeni uçak daha açılmadı hala da.
De Bordelou. Teşekkür ederim aboneliğin için. Yeniden merhabalar. CK3'te yaparken eğlenebileceğin, önereceğin bir başarım var mı? Valla ben de yeni başladım aslında. Destroyer Panther 4'e geçtin mi? Panther'deyim zaten şu anda. Şey yapmadım. Tank Destroyer oynamıyorum ben şu an. Hadi ulan delin. Arkayı da genişletmeye çalışıyorum bir yandan. 8000'e çıktı yine sayıları heriflerin. Günlük ben daha çok fighter kaybediyorum adamlardan. Şimdi ara İtalya'ya güvenmiyorum. Burada niye İngiliz var ya? Burası doldu, fena doldu. Burayı büyütmem lazım benim. Attrition yiyoruz çok fena. Şurası bir delinmedi ki abi, yağıyor, yağıyor, adam yağıyor kusura da oraya. İlerlemem lazım ama bu kadar etişim varken organizasyonum çok zayıf kalıyor. Alın lan, ikisi birden kırdı, ben de ikisine birden şey... Karşının strength'i yok, benim organizasyonum yok. Bence makul bir anlaşma. Ama buradan çekilmemiz gerekecek. Şöyle bir şey yapalım. Yani bir pocket denemesi yaptık. Eyvallah, başaramamamız şey yapacak bir durum değil ama delinmesi kötü olur. Şu ufak nehir çok sinir bozucu bir penaltıya sebep oluyor orada şu an. Bu acaba uçaklar yüzünden mi bu haldeyiz ya? İndir bakayım. Demin mesela uçağım yoktu havada, herif de yok. Herifte de yoktu. Acaba diyorum, herif uçağı açtı diye mi bu kadar problem? Voltron oluştu. Ne yapmamı bekliyorsun? Buradan Çin'e mi çıkayım? Hani iyi diyorsun da... Benim ona bir şeyim yok şu an. Çözümüm yok. Kendi sınırımla uğraşıyorum yani. Çin kendini tutsun. Her şeyi de devletten beklemesin de.
Oho, eşek gibi şey ele geçiriyorum. Ajan. Şey açık mı bende? Interrogation açıkmış, tamam. Sabahtan akşama adamı ele geçiriyoruz çünkü. Bari hani bir alta yarasın. Bir tane de boşta adamım varmış. Direnişleri halledin ya. Ah, Fokewolf'lar geldi. Fokewolf, tam zamanında geldin. Gerekirse 200 fabrika üreteceğim. Fighter, havayı almak için. Götümü yırtıyorum ama biraz daha yırtacağım yani. Yırtıl dedim. Bambaşka bir şeydi. Allah, Hamit'in dili mi yetti, ne oldu? Hamit'e biri bir şey mi dedi? Bensiz hem de. Support çok fazla olmuş. Bu kadarına gerek yok ya. Bu kadarını ne yapayım? Götüme mi sokacağım? Yani harcayacak yerim de yok. O yüzden herhalde götüme sokacağım. Yırtılacak kötü kaldı. Vallahi yırta yırta göt bırakmadık. Orası evet. Güzel bir pocket dönsün diye çabalıyorum ama çok fazla şey var şu an. Yapacak bir şey yok abi, adamlar 40 bit. 40 bite dayanmaz yani supply. Kırk bitene dayanıyor ki supply dayansın. Rike ne oldu öyle? Rick being Rick. Göt. Yoruldum ha. Vallahi yoruldum yani. Tankları en sonunda buradan çekeceğim mi ne? Çek çek. Vallahi çek. Bütün tankları çek. Da bu sefer de işte böyle bir problem öne çıkıyor. Ha yavşaklar. Çekilin ulan artık, yeter. Yoksa bir dakika. Dur, ben gaz aldım galiba şu an. Yok ya vallahi, çekil çekil çekil. Çek, ne varsa çek. Bitsin artık.
Oh be. Aa, şurada bir yarığımız var. Fark etmemişim. Herhalde zamanında yakalamışız. Kuzey pocket atalım şimdi. White piece. Görselini yediğimi ya. Dünyanın ilk modern tankı. Modern tankın babası. Sen bir güzelliksin ya. Sana metiyeler dizmeleri lazım. Dizmemeleri bile ayıp. Evet, Allah ne verdiyse diyerek havaya bir hücuma kalktık. Gökyüzünü bir ele geçirmeye çalışıyoruz. Bakalım. Ne kadar etkili olur o kısmını zaman gösterecek. Emme. Oğlum harbiden bas emri verdim mi herif soluğu nereye götürüyorsan orada alıyor şu an yani. Tanklar o kadar fena ki. Baksana çatır çutur, çatır çutur doluyor. Bir tane de değil, birden fazla pocket atabildik. Hangi birini kapatacağım bilmiyorum ama. Königsberg'i alacaklar galiba birazdan. Of be. Sabahtan beri pocket atmaya uğraşıyorduk aşağıda. Halbuki burada sağlam da ünite var yani. He. Yani şunu toplayacak adam var mı bilmiyorum ama burada herhalde taş çatlasa 50 küsür asker var. Şimdi Stalin düşünsün. En az 40 birlik var, evet. Maksimum da 50 küsürdür herhalde. Sırf burada zaten bak 34, 4, 38, 8, 46, 2, 48, 52 birlik var sırf burada. 6, 15, 20'ye yakın da burada var. Tamam işte mis gibi pocket oldu ya. Sabahtan beri götümüzü yırtıyoruz. Nerede birlik üretip duruyordu? Vermaht'a bir şey verebiliyor muydum bilmiyorum ama. Bu ne boka yarıyor? Bilmiyorum. Biz petrol almaya devam mı ediyoruz? Petrol almayı bırakınca kurtarıyor aslında şu an. Evet, gördüğünüz üzere burada şu anda 53 birlik var. Artık yok. 7.48 milyon. Burada da 16, 18, 19 birlik. O da artık yok. Tabii şu cepheyi bir daha düzenleme ihtiyacımız olacak. Çünkü boku çıktı yine cephenin. Artık itersin be abi diyorsanız vallahi hala cephede bayağı adam var. Yeni başlıyoruz gibi hissediyorum. Ama güzel bir pocket daha atalım şöyle. Pocketlarla biraz iyicene yaralım, harmanlayalım. Var yani asker hala daha var cephede. Azaldı ama var. Açıkçası karşı tarafın şifreyi kırdığımız için biraz biliyoruz. 303 birliği var. 21 ağır tankı kalmış. Yani çok bir şey kalmış sayılmaz. Stockpile'da bir boku yok gördüğüm kadarıyla. 2K Katyusha'sı var. Evet, onun dışında bayağı tükenmiş. Uçak sayısı 13K, hala fighter'ı var. Ona bir şey yapamıyoruz. Çünkü
Çünkü 102 fabrika uçak üretiyor şu anda. 118 fabrika da tank üretiyor işin komik kısmı. Yani o kadar üretiyor ama... Saksına şey yapalım şunu da, aynen. Yani biz de devamlı fabrika üretiyoruz valla. 119 fabrikada bizde var sonuçta şu an şeyde, uçakta. O yüzden herhalde yeter yakalamamıza. Hava durumuna bakacağım birazdan tekrar ne yapmışız diye. Fena gitmiyoruz. Fena değil. Yeni uçaklar daha sahaya inmedi ama 1400 uçak kaybettim. Onlar 828 uçak kaybetmiş. 115 support kaybetmiş. Totalde 5700 kaybım var. 3200 artı 1288 kayıp da onlar da var. Yakınlaşıyor. Şey kapanıyor gibi hissediyorum. Ara kapanıyor gibi hissediyorum. İlerleyin şuradan, aynen. Güzel, biçtik. Daha tankların girdiği yerden bir de çıkışı oluyor yani. Tanklar şu an durdurulmuyor şeyler tarafından, Sovyetler tarafından. Geri bildirim vereyim ki geliştireyim demiş. Evet, modun yapımcısı burada gençler. Bence hepinizden bir teşekkür hak ediyor. Gerçekten güzel bir mod çünkü. Ne kadar zorlayıcı olduğunu gördünüz. Adam uğraşmış. Ayrıca bir sürü de espri katmış işin içine ki ben çoğunu açıklamadım. Oynarken de görürsünüz. Event isimlerinden odak isimlerine kadar birçok noktada esprili şeyleri de vardı kendisinin. Bence kocaman bir ellerine sağlığı hak ediyor. Ya, tanklara verelim bence coşkuyu. Tanklar bir delsin geçsin yani. Ne diyorsunuz?